Yukarıdaki şekil bir ucu osilatöre, diğer ucu da bir bloğa bağlı bir ipin şemasını göstermektedir. İşte bu bahsettikleri blok. İp, göz ardı edilebilir bir sürtünmeyle dönen kütlesiz bir makaradan geçmektedir. İşte makaramız burada. Bu şekilde A, B, C, D olarak adlandırılmış 4 ip, aşağıda görüldüğü gibi yan yana dizilmiştir. Burada da sistemin yukarıdan bir görüntüsü var. Osilatörler burada. Osilatör, ip ve makaradan oluşan sistemler. Bunlardan yan yana 4 tane var. Her osilatör, ipleri temel frekansı F'te titretecek şekilde ayarlanmıştır. İsterseniz okumaya devam edelim ama bir yandan da temel frekansın ne demek olduğunu düşünmeye başlayalım. Her osilatör ve makara arasındaki uzaklık olan L ve blokların kütlesi olan M aynıdır. Bir bakalım. Osilatörle makara arasındaki uzaklık olan L ve blokların kütlesi yani M aynıymış. İpin gergin durmasını sağlayan şey bu kütleler. İplerin temel frekansları ise farklıdır. Az önce de söylediğim gibi önce şu temel frekansın ne anlama geldiğinden bahsedelim. Sonra da bunların neden farklı olduklarına değiniriz. Temel frekans, ipin üzerinde durağan bir dalga üreten en düşük frekanstır. Buna benzeyen durağan bir dalga üretebilecek frekanstan bahsediyorum. İpin yarım dalga boyunda olan durağan bir dalga. Buna farklı iki şekilde yaklaşabiliriz. Evet, durağan bir dalga oluşturabilecek en düşük frekans ya da en büyük dalga boyuna sahip durağan dalgayı oluşturabilecek frekans. O zaman temel frekansında olan bir ip bu iki pozisyon arasında titreşir. Buradaki dalga boyunun ipin uzunluğunun 2 katı olduğunu görüyorsunuz değil mi? Biraz daha açık olmak gerekirse, eğer bu dalgayla devam edecek olursak, bir dalga boyunu tamamlamak için bir ip uzunluğuna daha ihtiyacımız olur. Ya da önce yukarı, sonra aşağı ve sonra da geriye doğru aşağı olarak da düşünebilirsiniz. Dalga bu uçtan geri dönecek, öyle değil mi? Az önce de söylediğimiz gibi gerilmeyi sağlayan kütle ya da bu kütleye etkileyen yerçekimi kuvveti diyelim, ipin gerilmesini sağlıyor. Osilatörler de burada bir örneğini gördüğümüz durağan dalgayı üretebilmek için ipleri temel frekanslarında titreştirmeye ayarlı. O halde şimdi de sorulara bir göz atalım mı? Temel frekansları farklı ama elimizde bu sistemlerden tam 4 tane var. Bir ipin üzerindeki dalganın hızının yani V'nin denklemi V eşittir karekök içinde ipin gerginliği bölü ipin kütlesi bölü ipin uzunluğu olarak verilmiştir. F'te ipin gerginliği, M bölü L ise ipin birim uzunluk başına düşen kütlesi. Yani doğrusal kütle yoğunluğuymuş. Anladınız değil mi? Yani mesela ipin gerginliğinin arttığı durumlarda hız da artacaktır. Gerginliği ipin birbirini çeken atomları olarak da düşünebilirsiniz. Gerginliğin yüksek olması da atomların birbirlerine daha iyi hareket ettirecekleri ya da dalga ip üzerinde ilerlerken birbirlerini daha iyi ivmelendirecekleri anlamına gelir. Kütle büyük olduğunda ise diğer her şeyin eşit kaldığını varsayıyoruz. Hız daha düşük olacaktır. Kütle bir eylemsizlik ölçüsüdür ve bize bir şeyi ivmelendirmenin ne kadar zor olduğu hakkında bilgi verir, öyle değil mi? Bu yüzden de ipin kendisi hatta birim uzunluğunun kütlesi yani uzunluk başına düşen kütlesi daha büyükse bunu daire içine alacağım çünkü oldukça ilginç bir nokta. Evet, eğer birim uzunlukta daha fazla kütle varsa belirli uzunluktaki bir ipi ileri geri ivmelendirmek daha zor olur. Başka bir deyişle ifadenin bu kısmının hızla ters bir bağıntısı vardır. Yalnız burada karekök işareti olduğu için orantılı olmadığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Ama yine de eğer doğrusal kütle yoğunluğu artarsa hız düşer. Gerginlik artınca da hız artar. Bu söylediklerim umarım sizin kulağınıza da mantıklı geliyordur. Sorulardan biri şu. Yukarıdaki 4 ipin temel frekanslarının farklı olmasını sağlayacak fark ne olabilir? Cevabınızı açıklayın. B sorusuysa diyor ki, bir öğrenci frekansı doğrusal kütle yoğunluğunun tersinin fonksiyonu olarak grafik üzerinde gösteriyor. Grafik doğrusal mıdır? Cevabınızı açıklayın. Hadi bakalım. Şu soruları hemen yanıtlayalım. A sorusunda yukarıdaki 4 ipin temel frekanslarının farklı olmasını sağlayacak fark ne olabilir diye soruyorlardı. İsterseniz hemen dalgalarıyla ilgili bildiklerimizi bir hatırlayalım. Bir dalganın hızı frekans çarpı dalga boyuna eşitti, öyle değil mi? İki tarafı lambda'ya bölersek dalganın frekansını dalganın hızı bölü dalga boyu olarak buluruz. Temel frekansı bulmak için de önce f yazalım, sonra altına küçücük temel yazalım. Evet. Temel frekans, dalganın hızı bölü dalga boyu, yani ip uzunluklarının 2 katına eşittir. Bize verdikleri buradaki ifadeyi de hesaba katarsak, bunun karekök içinde ipin gerginliği bölü doğrusal kütle yoğunluğu bölü 2L'ye eşit olduğunu da söyleyebiliriz. Hepsinin temel frekanslarının farklı olduğunu biliyoruz ama burada neyi farklı yapabileceğine değinmek istiyorum. Hepsinin gerginliği aynı. Evet, bu hepsi için aynı. Nereden mi biliyoruz? Gerginliğe sebep olan makaradan geçen ipin bir ucuna bağlı olan kütleler, öyle değil mi? Bu kütlelerin ağırlıkları hepsi için aynı. İplerin hepsinin uzunlukların aynı olduğunu da biliyoruz. Evet, bunların hepsi tüm ipler için aynı. Bu durumda iplerin temel frekanslarını farklı yapabilecek tek şey kütleleri olabilir. Evet, farklı kütleler. İşte bunun farklı olması lazım. Soruya cevap vermek için farklı doğrusal kütle yoğunlukları olacaktır. Ama uzunlukları aynı olduğundan işin ucu farklı kütleleri olmasına varır. Hemen not edelim. Temel frekansa etki eden diğer tüm değişkenler aynı olduğundan iplerin kütleleri ve doğrusal kütle yoğunlukları farklı olmalıdır. Sırada B sorusu var. Soruyu bir kere daha okuyalım. Bir öğrenci frekansı doğrusal kütle yoğunluğunun tersinin fonksiyonu olarak grafik üzerinde gösteriyor. Grafik doğrusal mıdır? Cevabınızı açıklayın. Öğrenci frekansı doğrusal kütle yoğunluğunun bir fonksiyonu olarak çiziyor. Bunu hemen not ediyorum. Frekansı doğrusal kütle yoğunluğunun tersinin fonksiyonu olarak yazmak istersek m bölü l'nin fonksiyonu 1 bölü 2l çarpı karekök içinde gerginlik bölü doğrusal kütle yoğunluğuna eşit olacak. Bunu şöyle de yazabiliriz. Karekök içinde gerginlik bölü 2l. Devam edeceğiz. Bunu doğrusal kütle yoğunluğunun fonksiyonu olarak yazdığımız için ayrı yazıyorum. Başka bir deyişle bunun bir sabit olacağını varsayabiliriz. Devam edelim. Çarpı karekök içinde 1 bölü doğrusal kütle yoğunluğu. Frekansı eğer bunun bir fonksiyonu olarak gösteriyorsak, grafiğin doğrusal olmayacağı açıktır, öyle değil mi? Öncelikle burada bunun tersi var. Sonra da karekökünü alıyoruz. Hemen yazıyorum. Fm bölü L grafiği kesinlikle doğrusal değildir. Ve burada önemli olan tersinin ve karekökünün alınmış olması. İşin içinde karekök ve değişkenin yani doğrusal kütle yoğunluğunun tersi vardır diye de ekleyebiliriz. Evet, kesinlikle doğrusal değildir. Bir de C sorusuna bakalım. D ipine bağlı osilatörün frekansı ikinci harmonikte titreyecek biçimde değiştiriliyor. D ipinin aşağıda verilen yandan görüntüsünde en büyük ortalama dikey sürete sahip noktaları işaretleyin demişler. Şimdi temel frekansı birinci harmonik olarak düşüneceğiz. Birinci harmonik ve az önce gösterdiğim ip üzerinden ilerleyecek olursak, durağan dalga üreten en düşük frekans ya da en büyük dalga boyuna sahip dalga üreten frekanstan bahsediyoruz demektir. Ve bu birinci harmonik olduğunda ipin en çok hareket eden noktaları merkezdeki noktalar olur. İkinci harmonik ise durağan dalga üreten ikinci en yüksek frekanstır. Ama bu durumda ortaya çıkan dalganın dalga boyu ipin 2 katı uzunluğuna değil, ipin uzunluğuna eşittir. Evet, bu defa buna benzeyen bir şeyden bahsediyoruz. Bununla bunun arasında titreşecek. Bununla bunun arasında. İşte burada. Ve bu durumda da dalga boyu az öncekinin yarısı, yani ipin uzunluğu olan L'ye eşit olduğunda en çok hareket eden noktalar bu kısımda ve bu kısımdaki noktalardır. Çok da düzgün bir çizim olmadı ama bunun ipin 1/4'üne ve 1/3'üne denk geldiğini söyleyebiliriz. İpin tam ortası ise durağan bir dalga olduğu için hareket etmez ya da göze görünmeyecek biçimde hareket eder. Evet, ikinci harmonikte ipin en çok bu noktalarının hareket edeceklerini söyleyebiliriz. İkinci harmonik, durağan bir dalga üretebilen en yüksek ikinci frekanstır.